Merhabalar sevgili izleyenler. VM Medical Park Mersin Hastanesi'ndeyiz ve bugün obezite cerrahisini konuşacağız. Obezite hakkında tüm merak ettikleriniz ve tedavi yöntemleri, ameliyat yöntemleri, iyileşme süreci hepsi bugün bu programda konuşulacak. Sevgili izleyenler, bugün yanımızda iki çok değerli doktorumuz var. Onlar bir ekip, VM Medical Park Mersin Hastanesi'nde görev yapıyorlar. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Sayın Tuna Bilecik ve Sayın Faruk Karateke bizlerle. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkürler. Sizin gibi bir ekiple bu söyleşiyi yaptığım için ayrıca kendimi şanslı ve mutlu addediyorum. Çünkü hastalarınız tarafından inanılmaz seviliyorsunuz. Zaten en iyi reklam ya da en iyi tanıtım hastalardan geri dönüşümlerdir herhalde. Biz sizi hastalardan duyduk ve dedik ki bu konuyu ekip olarak sizinle konuşalım. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Genellikle tek doktorun yaptığı işlemi siz hep ekip olarak yapıyorsunuz. Neden? Aslında tüm cerrahi operasyonlarda ekip ruhu çok önemlidir. Sürekli aynı ekiple ameliyata girdiğiniz zaman hem hasta güvenliği hem cerrahın konforu çok üst düzeye çıkıyor. Biz de Faruk Bey ile beraber aşağı yukarı son 3-4 yıldır bir ekip halinde çalışıyoruz. Burada da VM Medical Park Mersin Hastanesi'nde de hemen hemen tüm ameliyatlara bir ekip olarak beraber giriyoruz. Evet, ilk sorum o zaman obezite nedir olsun ve ne kadar yaygın? Bunu merak ediyorum. Çünkü her kilolu insan ben obezim diyebiliyor ya da sen obezsin. Yakıştırması yapılabiliyor. Kimlere obez diyebiliriz ya da hangi tür kilodaki insanlara obez diyebiliriz? Obezite nedir? Şöyle diyelim, obezitenin aslında birçok tanımı var. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi insanlarda vücut kitle indeksinin 30'un üzerinde olması olarak tanımlıyor. Birçok epidemik çalışmada da son 30 yılda obezitenin dünya genelinde giderek yaygınlaştığını görebiliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 yılında yaptığı araştırmaya göre dünya genelinde 2 milyarın üzerinde erişkin insan yüksek kilolu pozisyonunda. Bunların 650 milyonu obez sınıfında. Geçen aylarda yayınlanan Avrupa Sağlık Raporu'na göre ülkemiz Avrupa'da %32 oranla şişmanlıkta birinci sırada. Ciddi bir değişim, yani bu konuda olumsuz ama ciddi bir gelişim. Kesinlikle. Olmuş. Kesinlikle. Evet. Tüm dünyada aslında obezite giderek yaygınlaşıyor. Bizim ülkemizde de maalesef oranlar çok hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Peki bunun nedenleri konusuna şöyle bir değinirsek eğer, sadece usulsüz, uslupsüz beslenme midir? Yoksa temelinde yatan bir hastalık gerekçesi var mıdır bu obez olmanın? Obezitenin aslında hani halkın bildiği şekilde sadece yeme alışkanlığı değil, bir de genetik yönü var. Biz daha çok hani genetik yönünün ziyade günümüzdeki alışkanlık yönüyle ilgili ben bahsetmek isterim size. Son 20-30 yılda rafine besin dediğimiz bizim hani sindirimi kolaylaştırılmış, yani hazır besin. Hani dışarı çıktığımızda hamburger, işte cips, bunun gibi hazır besinlerin sindirimi daha kolay. Daha kolay olduğu için besin mide ve bağırsağa gittiği zaman bu anlamda daha çabuk sindirildiği için hızlı bir şekilde vücutta emiliyor, kaloriye dönüyor ve bu da bize şişmanlık olarak geri dönüyor. Bir de bunun yanında işte çalışma
insanların çalışma düzeninin değişmesi, yani oturarak, az hareketli, bunlar da spor yapmama, bunlar da üst üste binince şu an genetik yatkınlıktan ziyade bizim edinselediğimiz alışkanlıklara bağlı obezite daha ön planda. Pekala, obezite sınırına ulaşmış insan yaşını hani değerlendirdiğimizde çocukluk, ergenlik ya da ileriki yaşlarda sınıflandırırsak nedir sayı? Çok merak ediyorum. Şöyle, az önce de ifade ettiğim gibi erişkinlerde 650 milyon obez insan var tüm dünyada. Adolesan dönemde, yani ergenlik döneminde ise 110 milyon civarında obezite hastası var. Şimdi ergenlik dönemine kadar olan süreç biraz ailenin kontrolünde olduğu için burada aileye de çok fazla büyük rol düşüyor herhalde. Kesinlikle. Burada sizin önerilerinizi ebeveynlere aktaralım o zaman. Hani nasıl bir yetiştirme tarzı ya da beslenme tarzı olmalı, daha doğduktan sonra çünkü başlıyor bu hatalar aileler içerisinde. Aslında bu soruyu hani sorunun cevabı aslında kendi içinde. Yani aileler çocuklarını büyüttüğü zaman hani bizim eski usul dediğimiz öyle hani hazır gıda değil de ev tipi yemekler dediğimiz, hani kendileri işte çorbasını kendi hazırlayıp, hazır çorba değil ama kendisi hazırlayacak işte yoğurdunu, sütünü. Günümüz yani teknolojik gelişimlere bağlı çocuklara hani anne babalar en kolay hani yemek yedirirken bir televizyon açmak ve önüne bir tablet ve bir iPad vermek. Bunlar ebeveynlerin kolaya kaçtığı aslında şeyler ama bunlar ileride çocuklara hani en fazla 3-5 sene içinde obez olarak geri dönmekte. Evet. Bir de hareketsiz yaşam. Evet. Şimdi bizim çocukluğumuza gittiğinizde sokaklarda oynardık. Evet. Ama şimdi evlerin site bahçesinde bile oynamıyor çocuklar. Evet. Daha çok internet başında vakit geçiriyorlar. Bu da herhalde büyük bir etken. O zaman çocuklara hobiler edindirmeli diyelim. Mutlaka sporla ilgilenmelerini sağlamalıyız. Evet, pekala. Gelelim yine obeziteye dönelim. Tedavi şekli ve hangi hastalıklara yol açıyor bunu merak ediyorum. İsterseniz önce hangi hastalıklara yol açar, obez olmuş bir insanın başına neler gelir bunları konuşalım. Obezite başta şeker hastalığı olmak üzere yüksek tansiyon, kan lipid yüksekliği, uyku bozuklukları, kas eklem rahatsızlıkları, kalp damar hastalıkları, reflü ve kanser gibi birçok kronik hastalığa sebep olabilmekte. Pekala, tedavi şekline gelirsek. Hasta size geldi. Her kiloluyum diye gelen hastayı tabii ki siz obezitenin belli kriterleri, ölçümleri yapılarak hani evet, karar veriyorsunuz ama günümüzde birçok insanı görüyoruz ki hani 3-5 kilo, 6-7 kilo, 10 kilo veremediği için yani biraz lükse olan giriyor ama gidiyorlar. Bu tür ameliyatları yapıyorlar. Bazı hekimlerimiz de yapıyor açıkçası, hani görüyoruz. Siz bu tür uygulamaları onaylıyor musunuz? Her kilo veremeyen tüp mide yaptırsın kesinlikle mı? Hayır. Bunun sakıncaları var mıdır? Gerekliliği konusuna da değinelim istiyorum çünkü. Şöyle, bilimsel kılavuzlar aslında obezite cerrahisinin kriterlerini çok net ortaya koymuş durumda. Obezite cerrahisi kimlere uygundur dersek, vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan evre 3 obez hastalar veya vücut kitle indeksi 35 ila 40 arasında olup az önce saymış olduğum kronik hastalıklardan, yandaş hastalıklardan birine sahip olan hastalar, hı hı, ameliyata aday hastalardır. Az önce sorduğunuz soru bize de sürekli hastalarımız tarafından sorulan, zaman zaman bizi zor durumda bırakıyorlar. Ancak şu net kılavuzlar kesinlikle ve kesinlikle vücut kitle indeksi 35'in altında olan hastalarda eğer ki yandaş hastalığı yoksa ameliyat yapılmamasını öneriyor. Bizler bu konuda merkez olarak kendi kliniğimizde katı kurallarımız var. Bizim kliniğimizde obezite hastası ameliyat için başvurduğu zaman öncelikle vücut kitle indeksinin uygun olup olmadığına bakıyoruz. Eğer ki az önce saydığım şekilde kriterleri sağlıyorsa hasta, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın Ekim 2017'de yayınladığı bir genelge var. O genelgede yer alan ilgili branşlara konsültasyon yapıyoruz. Onların da onayıyla eğer ameliyata engel bir durum yoksa hastamız ameliyat onayı almış oluyor. Şunu net vurgulamak gerekir ki kesinlikle ve kesinlikle obezite cerrahisi estetik kaygılarla yapılması gereken bir ameliyat değil.
Bizler obezite cerrahları olarak bu ameliyatları obezite ve obezitenin yol açtığı birçok kronik hastalığı ortadan kaldırmak ve tedavi etmek için yapıyoruz. Evet, yani bir artısı eksisi vardır herhalde bu işin. Eksileri fazlaysa bu ameliyata gereksinim duyuluyor diye herhalde kesinlikle tamamlayabilirim sizi. Pekala, obezitede tedavi seçenekleri nelerdir? Mevcut kılavuzlara göre obezitenin tedavisinde ilk basamak olarak beslenme alışkanlığının düzeltilmesi, spor alışkanlığının edinilmesi ve medikal tedavi olarak sıralayabiliriz. Evet. Peki bu bir süreç midir? Mesela 1-2 ay hastaya zaman mı veriyorsunuz? Bunun diyetle zayıflayabilecek mi, zayıflamayacak mı diye? Bunun için önerilen 6 ay kesinlikle bu programa uymaları. Bu program sonunda kilo veremeyen insanlar hekim kontrolünde eğer bunu başaramadığı görülürse ameliyat öneriyoruz. Size şöyle söylüyorlar mı? Hocam asla diyet yapamıyorum, yapamayacağım. Direkt beni ameliyat edin diyen çıkıyor mu? Kesinlikle. Yani su içsem yarıyor. Evet. Su içsem yarıyor diyenler var. Gerçekten su içse yarıyor mu insanlara? Hani hiçbir şey yemiyorum. Bütün gün çok az, şu kadarcık bir şey yedim ama ben çok kilo alıyorum diyenlere neden sizce? Yani hastaları iyice sorguladığınız zaman aslında o hastalar belki evet miktar olarak fazla yemiyor olabilirler ama ciddi anlamda bol kalori alıyorlar, yüksek kalorili besleniyorlar. Belki çok az yediklerini düşünüyor olabilirler ama beslenme alışkanlıklarını sorguladığınız zaman hakikaten yüksek kaloriyle beslendiğini çok net ortada görebiliyorsunuz. Ortada görülüyor. Pekala. Ameliyata karar verdiniz hasta için. O aşamadan, karar verdikten sonraki aşamaları bizimle paylaşır mısınız? Hastayla neler yaşıyorsunuz o dakikadan sonra, ameliyata kadar olan süreç? Şöyle, bizim kliniğimize ameliyat için başvuran hastalarda öncelikle detaylı bir kan analizi yapılıyor. Daha sonra üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılıyor ve ardından kardiyoloji, psikiyatri, endokrinoloji, göğüs hastalıkları ve anestezi uzmanlarından oluşan bir dizi konsültasyon dediğimiz muayenelerden geçiyorlar. Eğer ameliyata bir engel durum yoksa hastamız ameliyat için onay almış oluyor. Kaç gün içerisinde oluyor bu onay? Yani şöyle, tabii ki hastanın ek hastalığı, yandaş hastalığı olup olmaması, yaşı ile alakalı. Bazı hastalar için, örneğin bir kalp hastalığı olan bir obezite hastasında, kardiyoloji konsültasyonu esnasında belki doktor arkadaş gerek görürse işte kardiyak yönden bir efor isteyebiliyor. Onun süresi hani net olarak şu kadar gün diyemiyoruz ama ortalama bir hasta için 3-4 günlük bir süreçten geçiyor. Sonrasında ameliyat için onayını almış oluyor. Ameliyatlarımız zaten kapalı yöntemle yapıyoruz. Oldukça konforlu ameliyatlar. Hastanede 2 gece yatışları oluyor hastalarımızın genellikle. Aynı gün ameliyattan 4-6 saat sonra ayağa kaldırıyoruz ve su içmeye başlıyorlar. Dediğim gibi açık ameliyata göre obezite cerrahisindeki kapalı ameliyatlar çok konforlu ameliyatlar. Kilosu yok, obez değil ama diyabetik hastalığı var. Yine bu ameliyatı olunca geçecek mi? Hayır, öyle bir şey yok kesinlikle. Vücut kitle indeksinin yani şu an en azından bizim Sağlık Bakanlığı'nın kılavuzlarına göre 35'in üzerinde olması lazım. Asya toplumlarında 30-35 arası veya Batı literatüründe 30-35 yapılan merkezler de var. Bizim şu an ülkemizdeki Sağlık Bakanlığı'nın yönergesine göre 35 olması lazım vücut kitle indeksinin. Onun dışında bazı tabii kan tetkikleri yapmamız gerekiyor. Bunlar bizim işte C-peptit, insülin gibi dediğimiz bazı hormon düzeylerine bakıp o hastanın gerekli ve yeterli pankreas rezervi var mı yok mu onu araştırıyoruz. Eğer hastanın yeterli pankreas rezervi yoksa bu ameliyattan fayda görmeyeceğini söylüyoruz ve bu hastalara şeker ameliyatı olmaları önermiyoruz. Burada söylemem gereken ikinci bir husus, bizim bu ameliyat tip 2 şeker, yani tip 2 diyabet dediğimiz hastalarda uygulanabilir. Tip 1 ameliyatta kesinlikle uygulamanın yeri yok. Uygulanırken obezite cerrahisinde yaş sınırı 18 ile 65 yaş arasında. Ancak şu anda
18 yaş altında ve 65 yaş üstünde de hastalara obezite cerrahisi uygulayabiliyoruz. Tabii ki hasta bazlı değerlendirmek gerekir. Hastaların performansı çok önemli. Yandaş hastalığın olup olmaması çok önemli. Bizim de 14-15 yaşında yaptığımız ergen hastalarımız var. Yine 67-68 yaşında obezite cerrahisi veya metabolik cerrahi uyguladığımız hastalarımız var. Evet sevgili izleyenler, birçoğunuzun da benim gibi ilk kez duyacağı bir yöntemden bahsedeceğiz. Mide botoksu. Bu mide botoksu nedir hocam? Yani bildiğimiz botoks mudur? Mideye uygulanan bir botoks yöntemi mi var ve ne için? Botoks bir mikroorganizma zehiridir. Evet, aslında uzun yıllardır kozmetik alanda, cildiye, plastik cerrahide botoks kullanılmakta. Son dönemde obezitede de oldukça popüler hale gelmeye başladı. Mide botoksu şu şekilde, botoks zaten kendisi oradaki uygulandığı bölgede kas ve sinirleri felç ederek etki gösteriyor. Midenin kasılmasını engelliyor ve aynı zamanda midenin kubbe kısmında bir iştah hormonu salgılanıyor. O hormonun kan düzeylerini düşürüyor, salgılanmasını azaltıyor. Bu sayede siz daha tok hissediyorsunuz kendinizi ve mide boşalması da yavaşladığı için bu şekilde kilo veriyorsunuz. Evet. Peki hala bu mide botoksunun uygulama yöntemi nedir? Yani genel anestezili mi? Şöyle, genel anestezi değil, sedasyon dediğimiz daha hafif bir anestezi altında. Evet, 10-15 dakika süren endoskopik yolla yapılan bir işlem. Aslında avantajlarından biri de bu. Aynı gün hastamız taburcu oluyor, evine gidiyor. Uygulama sıklığı nedir bunun? Normal botokstan hiçbir farkı yok. 4-6 ay etki süresi. Aşağı yukarı hastalar 10-15 kilo kaybı sağlayabiliyor. Aylık? Yok. 4-5 ay içerisinde. Peki hala ülkemize ne zamandan beri mide botoksu uygulanıyor? Şöyle söyleyeyim, ilk çalışmalar aşağı yukarı bir 10-15 yıldır tüm dünyada mevcut. Bizim ülkemizde son bir yıldır çok popüler hale geldi. Bizler de kendi kliniğimizde 6 aydır uyguluyoruz. Mide botoksunun avantajlarından biri, işte yan etkisinin çok majör bir yan etkisi yok. İşlem süresi kısa. Dediğim gibi aynı gün hastalar tekrardan işe dönüş sağlayabiliyorlar. Ancak şunu belirtmem gerekiyor. Mide botoksu kesinlikle ve kesinlikle ameliyata uygun bir hasta için önerdiğimiz bir yöntem değil. Obezite cerrahisinde, daha doğrusu obezitenin tedavisinde henüz çok yeni ve deneysel bir tedavi yöntemi. Bunu vurgulamam gerekir. Yani kısacası bir mucize değil o mide botoksu. Son dönemde bize de çok hastalardan bu konuyla ilgili başvuru oluyor. Bizim önerimiz şu yönde, 8-10 kilo, 15 kilo fazlası olan hastalarda denenebilir. İşlemin tekrarı da mümkün. 4-6 aylık süreç sonrasında eğer yeterli kilo kaybı sağlanamayan hastalarda iki kez daha işlemi tekrar edebiliyoruz. Evet. Şimdi çok yaygın medikal estetikte kullanıyoruz botoksu. Botoksum geldi der insanlar kendi aralarında. Yakında bu daha da yaygınlaştı. Mide botoksum geldi. Evet. Ben bir cerrahıma gideyim diyecekler herhalde. Pekala, metabolik cerrahi ile obezite cerrahisi arasında bir fark var mıdır? Şöyle, metabolik cerrahi aslında halk arasında diyabet cerrahisi diye biliniyor ama bizim yaptığımız tüm obezite ameliyatları aslında birer metabolik cerrahi ameliyatlarıdır. Burada yaptığınız her ameliyatın metabolik etkileri, metabolik sonuçları farklı olmakta. Metabolik cerrahideki asıl amacımız kilo kaybından çok o metabolik hastalıkları, metabolik komponentlere etkisini görmektir. Evet, şimdi biz tüp mideden bahsediyoruz, konuşuyoruz. Ama son dönemlerde basında çok fazla bu tür ameliyat sonrasında yan etkilerin çok olduğu, işte hatta can kayıplarının yaşandığı söyleniyor. Bu gerçekten basında söz edildiği kadar sık bir durum mu ya da hangi vakalar böyle risklerle karşı karşıya, merak ediyorum. Aslında öyle değil. Şöyle ki dünyada yapılan, yani obezite dışında yapılan işte safra kesici ameliyatları, işte bağırsak ameliyatları, mide,
tiroid ameliyatlarını falan düşündüğümüz zaman obezite sonrası görülen hani istenmeyen yan etkiler, yani komplikasyon oranları obezite ameliyatları bu onlarda oluşan riskler kadar daha bile değil diyorsunuz. Değil. Peki ama neden spekülatif ameliyat, oluyor bu? Evet, hani bu diğer ameliyatlarda da belki sonrasında can kaybı oluyor da neden bu tüp mideleri bu kadar hani yaygara kopuyor? Çok bu ameliyatlar antipopüler olduğu için ve suistimal edildiği için bizim halk dilinde biri bin yapmak öyle bir deyim var. Aslında bu ameliyat için çok uygun bir deyim. Ama yani şeye bakıldığı zaman bilimsel anlamda diğer ameliyatların komplikasyon oranı obeziteden hiç daha az değil. Yani trafik kazası ile uçak kazasını karşılaştırmak gibi bir şey oldu sanki, değil mi? Ben şimdi burada aslında şunu vurgulamak isterim. Evet, yani obezite cerrahisi diğer cerrahilerden çok daha fazla risklere sahip değil ama hasta takibinin çok iyi yapılması gereken bir cerrahi. Bunun yanında ameliyat yapılan merkezin donanımlı bir hastane olması, yine ameliyat ekibinin tecrübesi, hasta seçiminin özellikle iyi olması, kaliteli malzeme kullanmanız, bunların tamamı bu riskleri etkileyen faktörler. Aslında yöntem hayat kurtarıyor ama işte o yöntemi uygularken ve sonrasındaki bakım ve tercihler çok önemli diyorsunuz. Kesinlikle. Bunun için de en iyi referans hasta referansıdır. Hekiminizi seçerken bunlara dikkat edeceksiniz. Ya da hastanenizi seçerken bunlara dikkat edeceksiniz diye izleyenlerimizin aklına bir parantez açmış olalım. Pekala, korkulacak bir ameliyat değil dedik. 2-3 günde ayağa kalkıyor hasta, hatta 2 gün sonra evine gidiyor, değil mi? En belirgin kilo verme süreci ne zaman başlıyor? Şöyle, kilo vermede obezite cerrahisinde en hızlı kilo verme süresi ilk bir ay. İlk bir aylık süreçte hastalar aşağı yukarı ağırlıklarının %10'unu, 15'ini kaybediyorlar. Tüp mide ameliyatında kabaca literatür bazlı konuşacak olursak bilimsel veriler birinci yılda fazla kilolarının %70'ini vermiş oluyorlar hastalar. Evet. Olumlu sonuçlarına bakıldığında gerçekten can kurtaran bir yöntem. Çok yüz güldüren bir ameliyat. Evet. Evet, yani hastalar için de biz hekimler için de gerçekten güzel sonuçları olan, doğru hastaya uygulandığında çok mucizevi bir ameliyat yöntemi. Ama az önce sizin de belirttiğiniz gibi zaman zaman suistimal haberlerini biz de duyuyoruz. Fakat ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Obezitenin bir hastalık olduğunu kabul etmemiz gerekir. Yani evet, bir kalça protezinden bir hastayı kaybettiğimiz zaman hiçbir zaman basında yer almıyor. Ama obezite cerrahisi maalesef son dönemde en ufak bir problemde hep basına yansıyan bir olay, bir durum. Bunu da ben bir hastalık olarak hastaların da basının da kimi doktor hekim arkadaşların da bunu bu şekilde kabul etmediğini düşünüyorum. Bu yüzden maalesef ki olumsuz haberler çok çabuk ortaya çıkıyor. Hastalarımız çok etkileniyor aslında bu durumdan. Aslında obezite cerrahisi bir lüks değil, gereklilik aslında. Çünkü yanında, beraberinde getirdiği bir sürü hastalık yandaş da var. Yandaş hastalık var, evet. Onlardan da arındırıyorsunuz kesinlikle, bu yöntemlerle. Kesinlikle. Zaten hem obezitenin kendisi hem de beraberinde getirdiği birçok kronik hastalık, yandaş hastalık hastaların hem hayat süresini kısaltıyor hem de hakikaten hayat konforunu çok düşüren bir durum. Bu yüzden dediğim gibi obeziteyi bir hastalık olarak kabul etmemiz gerekir. Evet. Pekala, son soruyu da sorayım o zaman. Obezite cerrahisi geçirmiş bir vatandaş diyelim, her şey çok güzel, kilosunu da verdi ama yıllar içerisinde beslenme alışkanlıklarını tekrar eskiye döndürürse eğer, yeniden obez olma riski var mıdır? Tabii ki var ama hiçbir zaman kesinlikle eski kilosuna varamıyor bu hastalar, ulaşamıyorlar. Ama eski beslenme alışkanlıkları dediğimiz işte alkol, işte dengesiz beslenme, yüksek kalorili beslenme, tekrar aynı şekilde beslenmeye devam ederse bu hastalarda yani kilo alımı olduğunu görmekteyiz ama hiçbir zaman kesinlikle eski kilolarına ulaşamıyorlar.
Evet, ama yine alıyorlar. Evet, yine alıyorlar. Peki son soru demiştim ama son bir soru daha ekliyorum. Sigara içen vakalarla sigara içmeyen vakaların iyileşme süreci ya da yararlılığı arasında fark var mıdır? Tabii her cerrahi müdahalede sigara yara iyileşmesini olumsuz etkileyen bir faktör. Bu çok net. Biz de hastalarımıza ameliyat öncesinde mümkün olduğu kadar sigarayı bırakmalarını istiyoruz. En az 2 hafta sigarayı bırakmalarını istiyoruz. Bu hem ameliyat esnasında hem de ameliyattan sonra hem yara iyileşmesi hem de hastaların akciğer rehabilitasyonu açısından oldukça önemli. Bunun yararını çok net görüyoruz bizler. Evet, keşke hiç başlamasalar sonra da, değil mi? Kesinlikle. Aslında obezite cerrahisi sonrasında sigarayı bırakan hasta sayımız hiç de küçümsenecek kadar az değil yani. Yakında bununla ilgili talepte bulunabilirler. Sigarayı bırakmak için bir cerrahi yöntem var mı hocam diye. Keşke olsa. Keşke olsa da çünkü sigara, dumansız hava sahasına sahip olsak. %100 sigara şu anda tüm dünyada önlenebilir ölüm nedenleri arasında birinci sırada. Yani. Obezitede sigaradan sonra ikinci sırada. Yani sigara içinde bir yöntem geliştirmeniz umuduyla diyelim. Evet. Hem söyleşiye noktaya koyalım. Çok teşekkür ediyorum ben size. Kolaylıklar diliyorum. Bizler teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Bugün iki çok değerli doktorumuzla beraberdik. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Sayın Tuna Bilecik ve Faruk Karateke bizlerleydi. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Bizimle kalın efendim.